O sada işte benim gayret-i diniyemdir. Coşu vermez mi? İçim sanki yanar da kesilir. Yeniden davranırım, eğlenemem bir yerde. Ne cihan kaygusu derman bu devasız derde. Ne de can, sonra filan duygusu engel. Heyhat, can, cihan hepsi de boş. Gayededir varsa hayat. Bir zamanlar yine İstanbul'a gelmiştim ben. Hele baktıkça fakat ümmetin atisinden pek derin yeise düşüp Rusya'ya geçtim tekrar. Geçmeseydim edeceklerdi ya zaten icbar. Sığmıyor en büyük endazeye işler artık. Saltanat namına, din namına bin maskaralık. Ne felaket, ne rezaletti o devrin hali. Başta bir kukla, bütün milletin istikbali, 2-3 kuklacının keyfine mahkum olmuş. Bir siyaset ki didiklerdi, eminim kara kuş. Nerede bir maskara sivrilse hayasızlara pir. Haydi mabeyni Hümayun'a, ya vala ya vezir. Ümmetin haline baktım ki yürekler yarası. Ne bir ekmek yedirir iş, ne de ekmek parası. Kışla yok, daire yok, medrese yok, mektep yok. Ne kılıç var, ne kalem, her ne sorarsan hep yok. Kalmamış terbiye askerde, nasıl kalsın ki? Birinin ömrü mülazımlıkta geçerken öteki, daha mektepteyken tayyi meratiple ferik. Bir müşirlik mi var? Allahu veliyyüttevfik. Hele ilmiye bayağıdan da aşağı bir turşu. Bab-ı fetva denilen daire, ümmi kovuşu. Anne karnından icazetlidir. Ecdada çeker, yürüsün bir de sarık, al sana kadi asker. Ükela neydi ya? Jurnalcı, müzevvir, adi, ne huda korkusu bilmiş, ne utanmış ebedi. Güç okur, hiç yazamaz, bir sürü hırsız çetesi. Hani can sağlığıdır doğrusu bundan ötesi. Belki 3-5 kişi olsun bulur, irşad ederim diye etrafa bakındımsa da, endişelerim inkılap eyledi bir namütenahiye ise. Görünüp sureti haktan kimi söylettimse, ekseriyet kafasız, varsa biraz beyni olan, bu hükümet şu ahaliye biçilmiş kaftan, kime dert anlatacaksın, hadi anlat şimdi. Ben mi kaldım neme lazım diyerek yan çizdi. Hüsnü zanneylediğim bir iki Fazıl hocanın istediğim fikrini açmak, dedim artık uyanın, memleket mahvoluyor, din de beraber gidiyor. Size Kur'an bakınız sade uzaktan mı diyor. Memleket mahvolacak, olmayacak. Baştakiler düşünürler ona mevcud ise bir çare eğer. Gelelim dine, ne mümkün çalışıp kurtarmak. Bede eddin gariben sözü elbet çıkacak dediler. Yoklayayım şimdi avamın da biraz nedir efkarı dedim. Hey gidi burnum duymaz. Öyle dalgın ki meğer surunu İsrafil'in işitip yattığı yerden azıcık silkinsin. Yürüyor altı çürük toprağa gelmiş seyyar bir mezarlık gibi. Her nasiye bir sengi mezar. Duymamış kaygı denen duyguyu vicdanında. Okunur her birinin cepheyi hüsranında. Ne gelenden haberim var, ne gidenden haberim. Serseri kevne gelelden beri sersem gezerim. Eskiden kalma bu söz, sanki o cansız beynin doğmadan rahmeti Mevla'ya göçüp gittiğinin desti kudretle yazılmış ezeli hatırası. Geliyor ruhun için Fatiha çekmek sırası. Yazık ey milleti merhume,
dedikten sonra atladım Rusya'ya gitmekte olan bir vapura. O zaman Rusya'da hakimdi yaman bir tazyik. Zulmü sevdirmek için var mı ya bir başka tarik? Düşünen her kafanın mutlak ezilmekti sonu. Medeni Avrupa bilmem niye görmezdi bunu. Süngü kurşun gibi kestirme ölümlerle ölen, yahut işkenceler altında ecelsiz gömülen, ne soluk var ne ışık var, ne otur var ne durak, 200-300 kulaç altında zeminin çıplak, aç, susuz işletilen kanları donmuş canlar. Size milyonla desem, fazlası yok, eksiği var. Bilmiyorlar ki bu şiddetlerin olmaz hükmü. Göz yıllar önce fakat sonra kanıksar ölümü. Sanıyorlar kafa kesmekle, beyin ezmekle fikri hürriyet ölür. Hey gidi şaşkın hazene. Daha kuvvetleniyor kanla sulanmış toprak. Ekilen gövdelerin hepsi yarın fışkıracak. Hangi masumun olur huunu bu dünyada heder? Yoksa kanunu ilahiyi de yırtar mı beşer? Evvela gizlice bir matbaa tesis ettim. 5-10 öksüz bularak basmacılık öğrettim. Kalemim çokça pürüzlüydü. Fakat çaresi ne? Sonra bilmem kimin üslubu, avamın nesine? Dilimin döndüğü şibeyle bütün gün yazdım. Okuyanlar o kadar çoktu ki hiç ummazdım. Usta asarını verdikçe çocuklar bastı. 6 ay geçti, bizim matbaanın çıktı adı. Göğsü imanlı 5-10 tane fedai gelerek dediler, sen ne basarsan onu tevzi edecek vasıtan işte biziz. Korkulacak şey yoktur. Para lazımsa da bildir ki verenler bulunur. Bir cerileyle hemen başlayıverdim vaaza. Zaten en başlıca yol halkı budur ikaza. Medeniyetteki insanlar için matbuat, şimdi kürsilerin en yükseği, lakin heyhat.